Karboksilik aside lityum alüminyum hidrür eklersek ve protonların kaynağında çalışırsak karboksilik asidi alkole indirgeyebiliriz. Bu karbonun yükseltgenme basamağını düşünelim. Alkolde bulunan şu karbondan bahsediyorum. Burada bir yükseltgenme basamağı belirleyecek olsaydık, daha sonra buradakini de belirleseydik, yükseltgenme basamağında azalma olduğunu görürdük. Yani indirgenme gerçekleşmiştir diyebiliriz lityum alüminyum hidrür, karboksilik asidi indirgemenin bir yöntemidir. Bunu boranla da yapabiliriz ki boranlar aslında daha kemoselektiftir. Bundan videonun sonunda bahsedeceğiz. Şimdilik lityum alüminyum hidrürle karboksilik asit tepkimesinde ortaya çıkabilecek olan mekanizmaya odaklanalım. Şimdi karboksilik asidi yeniden çizelim. İşte karbonilimiz. Karboksilik asidin üzerindeki asidik protonun oksijendeki proton olduğunu biliyoruz. Lityum alüminyum hidrür güçlü bir baz olabilir. Hemen onu çizelim. Evet, 4 hidrojenle bağ yapan bir alüminyum olacak. Ki bu da ona tahmin edersiniz ki eksi bir formal yük verecek değil mi? Burada da lityum var. Hidrür 2 elektronu olan hidrojendi. Güçlü bir bazdı zaten biliyoruz. Bu durumda buradaki iki elektronun bu protonu aldığını ve bu iki elektronu oksijene iteceğini düşünebiliriz. Asit baz tepkimesi muhtemelen bu mekanizmanın ilk adımı. Karboksilik asitten protonu alırsak elimizde konjüge baz kalır ki bu da zaten karboksilat iyonudur. Bu oksijenin üzerinde eksi bir formal yük olacak bu elektronları takip edersek mor renkli bu elektronlar oksijene geçerek karboksilat iyonunu oluşturdular. Lityum da burada olduğu için muhtemelen bu oksijenle bağ kuracaktır. Aynı zamanda hidrojen gazı da oluşmuş olacak. Hemen buraya H2 yazalım ve elektronları gösterelim. Bu mavi elektronlar bu protonu alabilir ve hidrojen gazı oluşur. Alüminyumdan da bir bağ aldığımız için artık sadece 3 hidrojene bağlı olacak. Yani formal yükü ortadan kalkacak. Şimdi alüminyumun formal yükü 0. Evet. Karboksilat iyonumuzu oluşturduk ve o da AlH3 ile tepkimeye girecek. Şimdi buraya karboksilatımızı çizelim. Karbonilimiz, R grubumuz ve 3 ortaklanmamış elektron çifti olan oksijenimiz var. Yani eksi 1 formal yük olacak. Sırada ALH3 geliyor. Bu mekanizma olasılıklarımızdan bir tanesi. Şimdi buradaki oksijenle alüminyum arasında bir bağ oluşturacağız. Ve aynı zamanda karbonla hidrojen arasında da bağ oluşturacağız. Buradaki kırmızı elektronları düşünürsek bu karbon kısmi pozitif çünkü oksijen ondan bir miktar elektron yoğunluğu çekti. Yani bu elektronlar buraya gelerek bir bağ oluşturabilirler. Aynı zamanda bu mavi elektronlar da oksijen ve alüminyum arasında bir bağ oluşturabilir. Şimdi bunun sonuçlarını gösterelim. Karbonumuz ve R yine burada. Tetrahedral bir yapı olacak. Şu şekilde çizelim. Buradaki hidrojen bağını unutmayalım. Kırmızı elektronlar buraya gelerek bağ oluşturmuştu. Karbon hala 3 ortaklanmamış elektron çifti olan oksijene bağlı. Oksijende o zaman yine eksi bir formal yük olacak. Ardından burada bir karbon oksijen bağı var. Bu oksijenin iki ortaklanmamış elektron çifti var. Oksijenle alüminyum da bağ oluşturmuştu. Mavi elektronlar bağımızı oluşturduğu için şöyle gösterelim. Alüminyum hala iki hidrojene bağlı. İşte böyle. Evet. Bu elektronları alıp buraya getirerek çift bağ oluşturursak bu elektronları oksijenimize göndermiş oluruz oksijenimiz alüminyumla bağ kurar. Buradaki iki hidrojeni unutmayalım. Bu durumda oksijenin 3 ortaklanmamış elektron çifti olur ve bu da ona eksi bir formal yük verir. Lityum muhtemelen buradaki oksijenle bağ kurar. Evet, buna bakarak karbonilimizi yeniden oluşturduk diyebiliriz. Şimdi size bunu göstereyim. Bu şekilde karbonilimizi oluştururuz. Bu elektronlardan bazılarını da gösterelim. Burada oksijen üzerindeki yeşil elektronların buraya gelerek karbonilimizi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Kırmızı elektronlarımız da var. Bu hidrojen zaten buradaki hidrojen. Burada da aldehit oluşturmuş oluruz. Ayrıca fazladan lityum, alüminyum, hidrürümüz mevcut. Lityum, alüminyum, hidrür aldehitimize bir hidrür transfer edecektir. O zaman aldehitimizi bir başka lityum-alüminyum hidrürle indirgeyebiliriz. Bunu çizelim. Lityum-alüminyum hidrürümüz burada. Alüminyum üzerinde eksi bir formal yük var. Karbonilimiz polarize olduğundan kısmi negatif oksijen ve kısmi pozitif karbon mevcut. Yine buradaki elektronların buradaki karbona saldırdığını ve bu yeşil elektronları oksijene ittiğini düşünebiliriz biraz daha yer ve burada ne olduğunu gösterelim. Bunu aslında önceki videolarda görmüştük. Evet, şimdi karbonumuz bir oksijene bağlı. Bu oksijenin 3 ortaklanmamış elektron çifti var. Ortaklanmamış elektron çiftlerinden bir tanesi yeşil olanlardı. Onları şöyle çizelim. Eksi bir formal yükü de ekleyelim. Evet, karbon ve hidrojen arasında bağ oluşturacağız. Bunu da gösterelim bu elektronlar ve bu hidrojeni maviyle gösterelim ki ki bunlar hidrürü oluşturuyorlar. Lityum alüminyum hidrür burada bir hidrür transfer elemanı olarak görev yapar ve bu iki elektronla hidrojeni karbonumuza transfer eder. Hala burada kırmızı hidrojenimiz var ve karbona bağlı. Yine burada bir R grubu mevcut. Son adımda alkoksiti protonlaştırırız. Bunun için buraya seriatik asit ekleyebiliriz. Mesela H3O artı ekleyelim. Alkoksitimiz buradan bir proton alacak ve bu elektronlar buraya geçecek. Alkoksitin protonlaştırılması bize ürün olarak alkolü verecek. Bunları da çizelim. İki hidrojenimiz var. Bir OH var ve bir R grubumuz var. Evet, karboksilik asidi lityum alüminyum hidrürle indirgeme olasılıklarından bir tanesi buydu. Sonuç olarak iki hidrür transfer edildi değil mi? Yani bu hidrojen ve bu elektronlar, yine bu hidrojen ve bu elektronlar lityum alüminyum hidrürden geldi. Asıl mekanizma tabii ki size gösterdiğimden daha karmaşık. Fakat bunu basit bir anlatım olarak düşünebilirsiniz. Bir örneğe daha bakalım. Elimizde sol taraftaki bileşik olsun ve buraya proton kaynağı olan lityum alüminyum hidrür eklediğimizi düşünelim. Bunun karboksilik asidi indirgeyeceğinden bahsetmiştik. Burada keton da mevcut. Dikkatinizi çekerim. Lityum, alüminyum, hidrür ketonu da indirgeyip alkole dönüştürebilir. Ürünü çizelim mi? Burada benzen halkamız var. Bu ketonu sekonder alkole dönüştürürüz. Buradaki karboksilik asit ise primer alkole dönüşür. Bu karbonlardan bazılarını gösterelim. Buradaki karbon bu karbon. Buradaki kırmızı karbon da bu karbondur lityum alüminyum hidrür kullanarak iki fonksiyonel grubu da indirgedik. Bu tepkimeyi boran yani BH3 ile gerçekleştirseydik ne olurdu? Boran yalnızca karboksilik asit grubu için kemoselektiftir. Yani yalnızca onu indirger. Er. Boran kullanarak ürünü çizersek önce bir benzen halkamız olur. Boran ketona dokunmaz yani o burada kalır. Ancak karboksilik asidi indirgediği için bunu primer alkole dönüştürürüz. Yine kırmızı karbon, bu karbon. Kemo selektif olabileceği için bazen boranın daha iyi olduğu düşünülür. Bu durumda yalnızca karboksilik asit grubunu indirger. Bu da molekülün diğer kısımlarını indirgemek istemediğimiz zamanlarda çok işe yarar.